29 Mayıs 2019, Isparta'dayız. Resul Özcan, Rekor Gelişim müşterimiz, gül üreticisi. Evet. Burada gül bahçelerinde Rekor Gelişim ürünümüzü bu sene kullandınız. Kullandık. Öncelikle buranın bir mevkisini, mevki olarak belirtebilir misiniz? Isparta'da nereye düşüyor bu konum olarak burası? Isparta merkez köy olarak Yekören köyünde. Yekören köyünde. Bu mevkide de Karadağ mevki olarak geçer. Evet. Binbir Evler'in yanı diye geçer. Binbir Evler de Isparta'nın bir mahallesidir. Evet. Mahallesinin yakında, evet, yan tarafında olarak. Dönüm olarak, alan olarak kaç dönüm yeriniz var? Burası 10.000 metrekare. Yani o da bizim tabirimizde 10 dönüm diye geçer. Tamam. Bu şekilde gül bahçemizde 10 dönümlük gül yaklaşık işte 20-25 yıldır yapıyoruz. Evet. 25 yıldır yaptığımız gülde de zamanla tabii ki 6-7 yıldan sonra bu gülü gençleştirmek için kesmek zorunda kalıyoruz taban kısmından. Daha sonra tekrar gençleştiriyoruz. Şöyle diyelim, bu gül 25 yıllık. Evet. 20 yıllık, 25 yıllık bir gül ama tabii 5-6 yıl geçtikten sonra bir gençleştirme yaparak ağacımızı yeniliyoruz. Tazeliyoruz. Yeni sürgün, yeni filiz. Bu da hem verimimize hem kalitemize etki ediyor. Şimdi bahçemizde kuruma, çalılaşma sorunumuz olan bir bahçe burası. Rekor Gelişim kullanmadan önce burası neydi? Kullandıktan sonra ne oldu? Öncelikle bu konudan bahsedelim. Evet. Bir de ne zaman kullandık? Şimdi Rekor Gelişimini daha evvel kullanmadan evvel biz gençleştirmek için bir kesim yaptık. Kestik. Kestikten sonra bu gül 2 yıl sonra bu duruma geldi. Bir baktık ki gülde kurumalar meydana geldi. Çoğu yerlerde. Mi? Evet, bu şu şekilde kurumalar meydana geldi. Biz zannettik ki gençleşiyor ama bu gülde kurumalar şimdi bunlar geçen seneden üzerinde kalmış. Evet. Şu da şöyle yeni sürgün. Yeni gelen, dipten gelen sürgün. Gelen şu şekilde. Evet. Sürgünler. Sürgünler. Bunun bile dibindekiler kurumalar var. Şu şekilde. Ama bitkiler toparlamaya başlamış güller. Toparlamışız. Toparladık. Devam edelim. Şimdi bu durumdan neticesinden dolayı biz kuruduğunda biz araştırmaya girdik. Araştırmada en son neticeyi biz Eğirdir'de görev yaptığımız için Çağ Tarım'la bir yeni Çağ Tarım, yeni Çağ Tarım'la bir iletişime geçtik ve Metin Uysal abimiz sağ olsun bu Rekor Gelişimini bize tavsiye etti. Evet. Rekor Gelişimini tavsiye ettikten sonra biz bunları aldık. Aralık ayında aldık. Tabii ki 2018'in Aralık ayında aldık. Aralık ayında aldığımızın sebebi de yağmurlar neticesinde Rekor Gelişimini daha iyi netice vereceğini. Bahçe sulanmayan bir bahçe. Kuru bir bahçe. Yağmur ne verirse yine aynısı o. O şekilde bizim tarımımız yapılıyor gülde. Ve bu neticeden dolayı biz Aralık'ta attık ve Mart ayının 15'inden sonra sürgünlere bir baktık ki kurumayla veya sürgünler arasında bir farklılıklar. Daha sonra tohurun gelmesiyle bu Mayıs'ın 15'inde bizim tohurun daha büyük göze çarpmasıyla. Peki burada şimdi şöyle bugün bu bahçe bugün toplandı. Evet. Gülleri bugün hasat yaptık. Günlük topluyorsunuz. Evet. Şöyle tomurcukları gösterelim. Şu mesela açmış. Açmış kurumuş. Sabah toplanmış. Tekrar açmış. Şu yaprak sıklığı. Zaten bunun hasat yaptığınızda kilogram olarak geçen seneye göre bu sene arasında verim anlamında ne fark var? Yani gözde görülür büyük bir gelişim fark etti. Geçen sene ne alıyorduk mesela? Bu sene ne alıyorduk? Şimdi ilk başladığımızda geçen yıllarda Mayıs'ın 10'unda veya 15'inde başlanır gül. 15'inde başladığımızda 15 kilo buradan gül aldık. Bu da gün aşırı. Bir gün arayla. Bir gün arayla 15'er kilo. Daha sonra artma neticesinde 30 kilo, 40 kilo ve 60 kiloya kadar böyle bu şekilde gün aşırı bittikten sonra tekrar gün toplamaya başladık. Bu sene. Ama bu sene hiçbir şekilde bu gül bahçemizde gün aşırı hiçbir şekilde toplamadık. İlk toplamamızın neticesinde 85 kilo gül aldık. İlk günü 85 kilo aldık. Ve her gün toplama yapıyoruz. Her gün toplama yapıyoruz. Ve bu da 85 kilo aldığımız gün aşırı kilo artışını gözlemledik. Bu da 100 kilo, 125 kilo. Bugün 125 kilo. Buradan gül hasatı. Evet, gül hasatı yaptık. Burada şunu belirtmek isterim. Rekor Gelişim bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Tabii burada bitkilerdeki kurumalar, çalılaşmalar toprak kaynaklı, topraktan beslenme kaynaklı. Zaten buradaki toprağımız aşırı derece bir kumsal değişik kumsal bir yapı var. Kumsal bir toprak.
Burada rekor gelişim. Toprak düzenleyiciyi kullandıktan sonra ağaçlarınızdaki bu çalılaşma öncelikle durup tekrar sürgün yapmaya başladı. Evet. Geçen sene verim veremiyorduk, sürgün yaptıramıyorduk. Sürgün olmadı mı zaten verim de düşük oluyordu aynı şekilde. Ama bu sene her gün kesim yapıyoruz. Yani bu sene normal bir ağaç diyebileceğimiz şekle geldi. Doğru mu? Evet, yani çok güllerimiz. Güzel bir şekilde. Şöyle gösterelim. Şuralardan da biraz gösterelim. Şimdi şu şekilde baktığımızda şu kurumuş bir gülün evvelki durumuydu. Şimdiki durumlarda şu şöyle çalılaşmayı gösterelim. Bir önceki yılın. Önceki yılın çalılaşma. Sürgünü geliyor. Şöyle tomurcukları da gösterelim. Evet. Şu şekilde gülün değişimini gördük bu şekilde. Rekordan daha sonra değişimini tabii bu şekilde yakaladık. Burada normal gübrelerimizi kullandık. Evet. Kullanmamız gerekiyor. Çünkü tek başına rekor gelişim bir besleme ürünü değildir. Evet. Burada sağlamış olduğumuz olay nedir? Ağaçların tekrar bitkinin çalışması, sürgün yapması, bu çalılaşmanın durması size doğru orantılı olarak, verim olarak bize yansıdı yüksek yani. Yüksek bir oranda yansıdı. Yansıdı, mutlaka yansıdı. Sizin bunun haricinde başka yerimiz de var. Evet, başka yerimiz de var. Bu üst kısmında görmüş olduğunuz yukarı tarafta bir yerimiz daha var. Aynı durumu orada da yaşadık biz. Orası kaç dekardı? Orası da yaklaşık 7 dönüm. 7 bin metre kadar. Tamamını kullandık değil mi? O tamamını rekor gelişimini kullandık. Ve orada da aynı şekilde durumu gözledik. Buradaki değişimin aynı tarlada orada da gözlemlerimizi yaptık. Ve verim arttığını da mutlaka gördük orada da. Aroma konusunda bir şeylik görüyor musunuz? Var mı? Aroma konusunda da dediğimiz gibi koku anlamında da fark attı. Aynı zamanda da tohurlarımızda evvelki gibi tohurda mesela diyelim ki cırız bir tohur oluyordu. Evet. Bu tohur şöyle zamanla güneşte dökülme yaşanıp ve bizim verim kaybımıza neden şu oluyordu. Şu an var mı dökülme? Oluyor hiçbir mu şekilde bu sene hiçbir şekilde dökülme yok. Aynı zamanda tohurlarımızda yüksek kaliteli bir şekilde tohumumuz. Peki neye göre bunları değerlendiriyoruz? Bu kalite anlamında. Onun konuda da bir kısa bilgi verebilirsiniz. Kalite anlamında geçen yıla nazaran kullanmış olduğumuz, Aralık'ta kullanmış olduğumuz rekor gelişimine evet. Ve aynı zamanda da üzerinden Metin Yeni Çağ Tarım'ın vermiş olduğu yaprak gübrelerine ondan çok netice aldık. Yani. Şöyle gösterelim mi biraz daha? En azından yani bunların bir gün iki gün içerisinde tekrardan şey olacak. Hı hı. Rekor gelişimi öncelikle Isparta bölgesindeki merkezde, civar ilçelerimizdeki gül üreticilerine tavsiye eder misiniz? Gerçekten bizim köyümüz gül siz olarak. 20 yıllık gülcüsünüz. Evet. Gül üreticisiniz. Bilmiyorum. Isparta'nın Yakovren köyünde bu geçimini en fazla sağladığımız gül ve kiraz üzerindedir. Evet. Bizim topraklarımız da kumsal toprak olduğu için zamanla gülümüzde de düşük verimler elde ediyoruz. Ve düşük verimler elde etmemizin sebeplerinden biri de topraklarımızın kumsal olması, verimsiz hale gelmesi. Zamanla atmış olduğumuz babalarımızdan görmüş olduğumuz gübreleri devamlı kullanarak ve gülün tamamen toprağın çölleştiğini ve verimin de bu yönde düştüğünü kanıtına vardık. Evet. Ve bizim de araştırmamız neticesinde rekor gelişimini Yakovren köyündeki bütün gül üreticilerine tavsiye ederim. Ve bunun mutlaka ve mutlaka ileriki yıllarda bunun neticesini göreceklerine kalbimden yani biz de şöyle yıllardan beri Isparta bölgesinde zaten çalışıyoruz. Birçok bölgede gül üreticileriyle de sürekli bir temasımız var. Gül de malum şu an katma değeri olarak iyi bir seviyelere geldi. Gülleri ilk anlamında memnun ediyor. Evet. Kar bırakabiliyor. En iyi kalitede, en iyi verimde gül almak da, gül aldırmak da bizim görevimiz. Toprağı düzenlemek. İyi bir evkimcisiniz. Aynı zamanda çiftçisiniz. Çiftçiyiz. Üreticilerimiz buradan sizi izleyecekler inşallah. Evet. Referans olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah bol bereketli hasatlar diliyoruz. İleriki senelerde daha iyi olacağı sonuçları vardır yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani böyle bu şekilde bizim gül üreticimizi verimini artırmak için, ondan sonra katma değeri daha fazla artırmak için buralara kadar geldiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Devamını da bizim köyümüz açısından tanıtmanızı inşallah önemini arz ediyoruz inşallah. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.